Konnichiwa minasan, watashi wa Prince Vegeta desu ve hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Evet arkadaşlar, kanalımda sizlere yepyeni bir oyun sunuyorum. Yepyeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Freebirds Game tarafından yapılmış To The Moon oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun aynı Brothers A Tale Of Two Sons, yani macera oyunu arkadaşlar olacak. Böyle eski 90'lı yıllara benzer Final Fantasy stilinde JRPG oyunu olacak. Yani Japon RPG oyunu arkadaşlar. Yani onun stilinde daha doğrusu. Macera oyunu arkadaşlar. Bu oyunda grafiksel ve special efektli bir şey beklemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi böyle 90 yılın grafiksel şeyi, Final Fantasy stilinde bir grafiksel şeyinde arkadaşlar olacak bu oyun. Bu oyun arkadaşlar dediğim gibi grafiğinle falan değil de daha çok hikayesiyle ön plana geçiyor arkadaşlar. Bu oyun hikayesi sayesinde yaşıyor. Hikayesi sayesinde bizleri güldürecek, hikayesi sayesinde bizleri ağlatacak diye okudum. Ben henüz daha oynamadım bu oyunu arkadaşlar. İsterseniz kısaca bir şu oyunun hikayesini anlatayım size arkadaşlar. Bu oyunda Sigmund diye bir şirket var. Bu şirket insanların hafızasını araştıran bir şirket arkadaşlar. Bu şirkette iki tane doktor çalışıyor. Bir bayan, bir erkek. Bu bayanın adı Eva Rosaline. Ya Rosaline ya Rosaline, bilmiyorum. Rosaline diyelim. Diğer ise Dr. Neil Watts arkadaşlar. Bu iki doktorlar yola çıkıyorlar. Ve bu şirketin bir özelliği dediğin gibi insan hafızalarını araştırmak. Diğer özelliği ise insanların son isteğini, son dileğini yerine getirmek arkadaşlar. Böyle bir şirketiz. Daha doğrusu böyle bir şirkette çalışıyoruz. Şimdi bu oyunda çok ihtiyar ve ölüm yatağında yatan bir adam var. Adı Johnny, Johnny Wales arkadaşlar. Bu adamın son isteği ise Ay'a gitmek arkadaşlar. Hikayemiz böyle. Böyle başlayacağız ve bakalım arkadaşlar, ben çok merak ediyorum. Ben bu oyun birazcık benim küçüklüğümü hatırlattı arkadaşlar. Ben eskiden bu tür oyunları çok oynardım. Ve eskiden arkadaşlar oyunlar daha çok böyle konuya önem verirdi. Oyun hikayesine önem verirdi. Şimdiki zamanda ne yazık ki daha çok böyle grafiksel efektlere, bilmem ne special efektlere falan özen veriyorlar. Ve hikaye böyle arka planda kalıyor. Ama dediğim gibi eskiden oyunlar benim zamanım, benim küçüklüğümde daha doğrusu daha çok böyle hikayesiyle yaşıyordu. Ve bu da bu oyunda öyle bir tür oyun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidecek arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Ve oyuna sizlerle ilk defa burada başlayacağım. Eğer hoşunuza giderse arkadaşlar lütfen beni destekleyin. Kanalımı destekleyin. Bu oyunu, bu seriyi destekleyin ve beğeni sembolünü basmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. To The Moon 1. bölüm. İki boyutlu grafik arkadaşlar. İki boyutunda. Orman gibi bir yerdeyiz. Kangao bu oyunu yazarı. Bunu da söyleyeyim. Atmosferi çok güzel arkadaşlar oyunun ya. Müziği falan. Böyle beni aynı çocukluğuma getirdi şimdi. Çok güzel bir melodi duyuyorum. Evin içindeyiz arkadaşlar. İki küçük çocuk. Biri kız, biri erkek. Küçük kız piyano çalıyor. Eyvah. Okey, bir araba kaza yaptı. Şimdi ben arkadaşlar bu seslendirmeye de çalışacağım sizlere. Yani elimden geldiği kadar tabii ki arkadaşlar, uzman değiliz. Elimden geldiği kadar. Dr. Rosaline, yani bu bayan olan. Nereye bakıyordun Neil? Bu sese alışmanız gerek arkadaşlar. Repertuvarında bayan sesleri ne yazık ki yok çok. Bir anda ortaya çıkan sincaptan kahramanca kaçtığım için kusura bakma. Onu yine de ezdin. Gerizekalı. Arkadaşlar kendim gülmek zorundayım. Of. Hem ezdin hem de bir ağaca çarptın. Dinle, endişelenme. Şirketin arabası sonuçta. Benimle dalga mı geçiyorsun? Patron bizi öldürecek. Bir köpek yavrusunu kurtardığımı söyleriz. Köpek yavrularını seviyor değil mi?
daha çok kedi seven biri. Neden bu dünya bu kadar karmaşık olmak zorunda ki? Evet, bizim erkeklerin bu kadınlardan çektiği arkadaşlar. Neyse, devam ediyoruz. Güzel hangi tüy yumağı seviyorsa sevsin. Kriz önlendi. İyi, daha sonra git bunu tutağına yaz. Hadi malzemeleri arabadan alıp gidelim. Okey, şimdi arabaya gideceğiz. Malzemeler alındı. Aldım enayi, hadi gidelim. Arkadaşlar, bunların diyalogları çok komik ya. Okey, şu... Tamam, sağ şeye bastı mı? Karakterler: Dr. Neil Watts, uzman tekniker Sigmund, bu şirketimizin adı arkadaşlar. Ve Dr. Eva Roslin, kıdemli anı gezici. O da şey, okey, notlar. Bir notlar yok şu an. Eşyalar, malzemeler, okay, açıklama. Çantada bu kadar ağırsa, yani çanta bu kadar ağırsa içindekiler önemli demektir. Okey arkadaşlar. Şimdi ben elimden geldiği kadar sizlere şu fare şeyini gösteresim yok. Şöyle kenara çekiyoruz. Hey bekle, arabayı unuttun. Yo, arabayı unutma. Kafadan atma Prince Ulang. Yalnızca hatırlayıp hatırlamayacağını merak ettim. Bu tipik bir bayan cevabı arkadaşlar. Hepiniz biliyordur. Erkeklere sesleniyorum. Ne kadar düşüncelisin. Devam ediyoruz. Okey, şimdi o eve doğru gideceğiz. Böyle bir ormandan geçiyoruz. Bayan önde olmak üzere. Ve bir engel var önümüzde arkadaşlar. Kim buraya bu kaya parçasını koyar ki? Belki onların güvenlik sistemidir. Bu adamın niye böyle kahramanca bir sesi var bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben böyle bu şey konularda pek usta değilim. İdare edin arkadaşlar. Hıyallar! Bu saçmalık için zamanımız yok. Haydi yolun dışına itmeye çalışalım. Belki kaldırmak için bir ağaç dalı bulabilirsek... Bir dakika. Ya da paydos edilir, ya edebilir ve suçu onun üzerine atabiliriz. Yani kaytarmak arkadaşlar. Okey, şimdi 3 tane seçenek var. Elinle it, bir ağaç dalı bul, görevi iptal et ve eve dön. Bunu yaparsam bu seri burada biter arkadaşlar. Biz bir ağaç dalı arayalım ve onunla o şeyi itmeye çalışalım. Ağaç dalı işe yarar. Çok gıcık bir sesin var olsun. Burada bir ağaç dalı var. Okey, ağaç dalını aldık. Tamam, işe yarar, iyi olur. Yok, işe yararsa iyi olur. O da neydi öyle? Ben hiç... Benim çok gıcık sesim var. Bir çeşit top gibiydi. Ne top oğlum? Ah, evet, şimdilik gitsek iyi olacak. Tabii. Gidiyoruz. Nerede lan bu ev? Sincaplar geçiyor. Bir sincabın zaten işini gördük arkadaşlar. Bu oyun dediğim gibi arkadaşlar, böyle grafik şeye aldanmayın. Konusuyla yaşıyor, yani hikayesiyle yaşıyor bu oyun. Şimdi. Evet, evin içindeki çocuklar var. Kapıyı tıklıyoruz. Anne! Geldin ha! Bu çocuklar Zonguldaklı. Arkadaşlar, ben Zonguldaklıyım. Zonguldak şivesiyle konuşalım. Anne! Geldin ha! Okey, bir bayan aşağı iniyor. Sanırım annesi. O çocukların annesi daha doğrusu. Emekli olmak için fena bir yer değil ha? Ben daha iyisini yapardım. Evet, bu kendine çok güveniyor. Gece mesailerini sever misin, sevmez misin? Cevabı biliyorsun. Seni aptal baykuş. Hanımı, çocuğu. Biliyorsun, büyük ihtimal yine bütün gece sürecek. Biliyorum. Ve kahveleri olduğundan şüpheleriyim. Kapa çeneni.
Lan bu kız bize hep ters diyor ya, bu bayan daha doğrusu. Ve okyanus dalgalarını ninniler söyleyecek. Dalgaları ninniler söyleyecek. Evet, birazcık şiirbaz biri. Senin zırvalamaların onları bastırır. Okey. Bizim çenemiz onu bastırırmış. Neyse arkadaşlar, eve giriyoruz. Malzemeler unutma, gerizekalı. Bunun için yeterince ödeme almıyorum. Evet arkadaşlar, lan bu erkeklerin bu kadınlardan çektiği nedir ya? Oyunlara bile yansıyor. Birinci perde. Kimseye söylemedim ama onların hep deniz feneri olduklarını düşünmüştüm. Vay anasını. Güzel. Çok güzeldi arkadaşlar. Aha, yeni bir bayan geldi lan. Yeni bir ses. Ben de arkadaşlar, bayan sesi sadece o var. Başka bir ses yok bayan. İdare edin. Dr. Watts ve Dr. Roslane değil mi? Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkürler. Sorun değil. Aynı şekilde ölümleri tahmin etmekte de kötü olma eğilimindeyimdir. Hastanın kızı siz misiniz? Ay hayır, sadece bakıcısın ya. Lan bu gıcık ses ya. Neyse arkadaşlar. Ve bunlar da çocukların Sarah ve Tommy. Bu tam olarak 9-5 arası bir iş değil. Bu yüzden Johnny burada yaşamamıza izin veriyor. Okey arkadaşlar, bu şimdi bu evin, daha doğrusu Johnny'nin bakımcısı ve çocuklarıyla bu evde yaşıyorlar arkadaşlar. Sanırım bu Johnny. Pardon. Sanırım bu Johnny bizim adamımız. Johnny? Dinleyin. Eğer ilgileneceğiniz kişi bir çocuksa, aradığınız kişiler biz olduğunu sanmıyorum. Hayır hayır, böyle hitap edilmesini tercih ediyor. Şu an doktoruyla birlikte üst katta. Benimle gelin. Okey, üst kata doğru gideceğiz. Sanırım hasta odasına gideceğiz. Hadi şu çantayı alın da gidelim bari. Eğer bir gün belim kırılırsa seni tazminat talebiye dava edeceğim. Ulan avrat. Malzemeyi aldık. Pekala. Ben bunu fırlatmadan önce üst kata çıkalım. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Üst kata çık. Evet. Tamam, gitti la. Zonguldak çocuklar geldi. Ona ilk varan şarkıyı çalmaya başla. Bu haksızlık, beni ettin. Etmedim. Her neyse, sana o sıkıcı iki nokta denk geliyor. La la la. Arkadaşlar. Ulan Prince, nerelere düştün lan? Bir oyun diye. Ama çok oynasın arkadaşlar bu oyunu. Gerçekten çok oynasın var. Dediğim gibi beni böyle küçüklüğüme getiriyor bu oyun. Eskiden öyle pek güzel grafik şeyler yoktu. Böyle şeyler vardı. Bu tür oyunlar bizi mutlu ediyordu. Beni mutlu ediyordu daha doğrusu. Eskiden çok oynardım. Benim kardeşim çok oynuyor. Bu oyunu, bu seri zaten ona armağan ediyorum. Tumaycığım, bu oyun sana. Armağanım, hediyem olsun. Bu o, çünkü benim kardeşim artık biliyorsunuz, onunla birkaç video da çekmiştim. Bu tür oyunları çok sever. Benden hatta daha fazlası sever. Neyse, devam ediyoruz. Çocuklar yaşamına göre oldukça iyiler. Hey, kaybedecek zamanımız olmadığı söyleyen sendin. Ve şansa bak ki... Pardon lan, ses değişti. Arkadaşlar, hatlar değişti. Ve şansa bak ki ufak bir göktaşı ağırlığındaki çantayı taşıyan da benim. Ne yazık ki benim. Evet, tabii, gidelim. Burada bir şey yapılıyor mu ya, şu ışık? Okey, saat. Bu ne biçim saat lan? Tarih bir şey var. Müzik gitti. Bakın bu da ilginç arkadaşlar. Bu odada müzik sesi hala geliyor. Sonra diğer odaya geçtiğimiz ses gidiyor. Ders o şarkının sesi gidiyor. Önce bir doktora gidelim, bakalım hastamızın nesi varmış. Şu anda kendisi tepki göstermiyor. Fakat görünüşe bakılır. Pardon lan. Görünüşe göre
bilinçli bir şekilde dayanıyor. Ne kadar vaktimiz kaldığı söylemek güç. Fakat ben olsam acele ederdim. Okey arkadaşlar, yani hastamız artık son anlarını, son günlerini yaşıyor. Şu bakıcıya gidelim. Kurmaya hazır mısınız? Makineyi kuralım. Evet, hemen hazır olur. Senin sesin aynı benim sesi benziyor. He. Dediğim gibi yazan Kan Gao arkadaşlar. Şimdi o makinemizi kuruyoruz. Sıradan bir ev, evin güç çıkışının yeterli olduğuna emin misiniz? Merak etmeyin, biz uzmanız. Bu adam da bayağı bir havalı arkadaşlar. Kahretsin. Ceyranlar attı galiba. Standart prosedürler. Yalnızca sizi tetikte tutuyoruz. O makine açtık, ışıklar söndü. Yani bir hata bir şey yaptık da çaktırmıyoruz arkadaşlar. Profesyoneliz ne de olsa. Johnny nasıl? Pek iyi değil. Söylemem gerekirse yalnızca bir ya da iki gün kaldı. Bu yeterli bir zaman. Yani onun her istediğini yerine getirebilir misiniz? Deneriz. Aman pardon lan. Deneriz en azından. Fakat her zaman başarılı oluruz. Çünkü harikayız. Pekala. Dileği nedir? Ay. Ay mı? Ay. Ay'a gitmek istiyor. Çok ilginç bir şey arkadaşlar, dilek. Moruklar gün geçtikçe deliyorlar değil mi? Cevaplar çok güzel arkadaşlar ya. Peki yapabilir misiniz? Duruma bağlı. Evet demek istedi. Neden bizim müşterinizden bahsetmiyorsunuz? Birazcık bilgi alalım arkadaşlar. O konuda pek bir şey bilmiyorum. Ne biçim bakıcı lan bu? Johnny garip bir adam. Burada çalıştığım 2 sene boyunca çok az konuştu. Hayatımın büyük bölümünde zanaatkar olarak çalıştı ve karısı 2 yıl önce vefat etti. Ulan bu bayan şeyleri çok zor arkadaşlar. Gerçekten fazla detay bilmiyorum. Tanrı aşkına, gazete satıcısı ol çocuk olsaydım daha fazlasını bilirdim. Şşt! Sen işine bak orada! Ben yüz! Aslında sanıyorum ki evi gezerseniz biraz daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Size başvuran Johnny olduğu için sanırım sorun etmez. Peki öyle olsun. Okey, şimdi evi gezeceğiz sanırım ve evde böyle bilgiler toplayacağız. Pekala, hanginiz dedektif olacaktır? Olacak. Kimi seçelim arkadaşlar? Bu bayan sesi birazcık zor oluyor. Doktor Watts'u seçelim. Ben yaparım. Bir keresinde bir lise müzikalinde Sherlock Holmes olmuştum. Sherlock, pardon lan, atıyorum kafadan bazı arkadaş, çaktırmayın. Sherlock Holmes'u oynamıştım. Ben Watson oynadığını bile hatırlıyorum. Aynı şey. İlla bir ters yiyecek. Şunu yapılandır yeter. Ben başlattım zaten. Çocuklarım size etrafı gösterebilir. Muhtemelen aşağıda piyanonun başındadırlar. Okey, şimdi aşağı gideceğiz. Aşağı nereden gidiliyor ama buradan. Çocukların yanına. Bekleyin. 1 dakika buraya gelin. Sizin için bir şeyim var. Doktor bizi çağırdı nedense. Nesi varmış? Bakalım. İşte alın bunu. Alındı. Uzaktan hasta izleme sistemi. Aa. Johnny'nin durumu hakkında bu size güncel tutar. Bu sizi güncel tutar. Umarım kendini ihma etme tuşunu yoktur. Kendini ihma etme tuşu yoktur. Onlara karşı kendimi tutamıyorum.
Johnny'nin kalp monitörü artık menüde. Ha okey. Menüde. Bir kontrol edelim. Ha üstte görüyorsunuz arkadaşlar kalp atışını. Okey. Şimdi çocukların yanına gidiyoruz. Müziğin sesi geliyor yine. Nereye gittin lan? Aşağı in. Şimdi bu çocuklar bizi bu evde gezdirecek ve onun sayesinde o Johnny üzerine birkaç bilgiler alacağız inşallah. Ne istiyorsun? Evi gezdirin. Hey annemiz bana evi gezdirmenizi... Pardon lan sesler değişti. Hey anneniz beni evi gezdirmenizi söyledi çocuklar. Tamam belki gezdiririz. Yok Zonguldak değil mi onlar? Belki mi? Sanırım birazcık ikna ediciliği ihtiyacımız var. Hepsi bu. Sen ne düşünüyorsun Tommy? Hemet be ya. Pekala, konuşalım. Siz serseriler ne istiyorsunuz? $1 trilyon istiyoruz. Benim sesim niye değişti bilmiyorum. Ya da annemizin bizden sakladığı şekerleri. Evet, ya da onu. Yok lan, o ses değişti. Pardon arkadaşlar, atlar konuşuyor. Ah, neydi? Ulaşadığımız yüksek bir rafın üzerinde kocaman bir şeker kavanozu var. Mutfakta annem ve işlerini yaptığımızda yememizi için oraya sakladı. Onu bizim için al ve biz de sana evin etrafına bir tur attıralım. Ne diyorsun? Tabii ki sizin için alırım. Şanslısınız. Okey. Şanslısınız ki merdivenleri tekrar çıkmak istemiyorum. Yoksa gider annenize söylerdim. Şanslısınız. Normalde annenize şimdi söylerdim diyor. Mutfak kapısının merdivenlerinin hemen anında. Hadi git. Geceyi başlatacak korkunç bir macera gibi. İnşallah doğru okuyorumdur arkadaşlar. Bazı atıyorum da. Şimdi nereye gideceğiz? Şuraya bir gidelim. İşte bu şeker. Okey, yukarıda şeker var. Adamımız ne yazık ki yetişemiyor. Şimdi şurada bir şey patlıyor oraya. Ha, bakın arkadaşlar böyle ışık açılıyor. Şimdi oraya bir şey ittireceğiz sanırım. Böyle. Bunun üstüne çıkıp şekeri aldık. Baston şekeri arkadaşlar. İşte bu. Ölü bir bebeğin elinden şeker alır gibi. Almak gibi. Ölü bir bebeğin ne biçim bir karşılaştırma arkadaşlar. Bu adam bir tuhaf. Neyse. Devam ediyoruz. Pardon. Pekala çocuklar. Oradaki birçok engele rağmen almayı başardım. Baston şekeri. Muhtemelen 10 yıllık ve tadı lastik gibi fakat bir baston olarak kullanabilirsiniz. Şekeri veriyoruz. Yani rüşvetçi bu çocuklar arkadaşlar. Pekala, nereden başlıyoruz? Biliyorum. Şu bodrumdaki tuhaf oda. Ben o tuhaf odayı sevmiyorum. Ah, ne tür bir tuhaf oda? Görürsün. Çok acayip. Yok, bunun sesi başka. Çok acayip. Ama anahtarları almamız gerek. Yaşlı adam onları çalışma odasındaki bir kitabın içine sakladı. Okey. Şimdi bir kitabın içinde o anahtar varmış arkadaşlar. Bu nasıl kitap anası? Tuhaf odanın anahtarı üst raftaki en kalın kitabın içinde. Işık açalım önce. Kitaplar orada. Eyvah. Ah, neredeyse resme basıyordum.
Okey. Çıplak Kral yazan Hans Christian Andersen, metini oku. Ve renkler, o güzel kumaşın renkleri. Ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmemiştim. Herkes o kıyafetleri görmemenin yaşattığı hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyordu. Fakat bir çocuk hiçbir vasfı bulunmayan ve sadece gözlerinin gösterdiği şeyler inanan bir çocuk at arabasına tırmandı. Ama hiçbir şey giymemiş ki dedi, saçmalama diye azarladı babası. Bu ne lan? Ama izleyenler tarafından duyulan çocuğun bu sözleri hiç durumdan tekrarlandı. Yanlış okuyorum galiba ama neyse arkadaşlar. Loş ışık, tatlı güneş ışığından yakınlığa. Metini oku. İyi, belki başka zaman. Sıkıcı diyor. Aa, anahtar. Okey arkadaşlar, anahtarı bulduk. O kitapta çıktı. Adam bir şeyleri nereye saklayacağını iyi biliyor. Moruk. Geri kız. Tommy bana kitapları... Yo, ne diyor? Tommy bana kitaplar fırlatır ve bunu kitap savaşı derdi. Ve buna kitap savaşı derdi. Ta ki bir gün birini geri fırlattığım ve bir yara bandına ihtiyacı oldu. Burada yalnızca bir sürü kitaplar var. Ama benim bilmediğim hiçbir şey yoktur burada. Okey arkadaşlar, devam ediyoruz. Artık Bodrum'daki tuhaf odaya açabiliriz. Bodrum'daki tuhaf odaya gidiyoruz. Bodrum burası. Burada saklambaç oynarız. Bir şeye takılmadan önce ışığı aç. Tabii ki arkadaşlar. Önce şu açıyoruz. Şimdi şu odaya bir bakalım. Sandık var, kilitli. Ne, gitme oğlum, nereye gidiyorsun? Yanlış yere gittik. Aşağı gidesin var. Buralarda ne var? Dolapları açabiliyor muyuz? Tozlu kitaplarla dolu. Okey. Kapı kilitli. Bizim anahtarımız var. Ve büyük ihtimal o anahtarla açacağız. Açıyoruz arkadaşlar. Ve... Çok karanlık bir odaya girdik. Burası bir mağara gibi. Şu açalım. Bu ne arkadaşlar? Bu ne biçim bir oda lan? Çok ilginç bir odaya girdik arkadaşlar. Tuzumun 1. bölüm burada bitiriyorum ne yazık ki arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu oyun daha hikayesi arkadaşlar. Eyvah eyvah. Daha acayip şeyler olacak. Bu sadece bir başlangıç. Daha oyun esas başlamadı bile. Dediğim gibi o ihtiyar adın hafızasına gireceğiz. Düşüncelerine gireceğiz arkadaşlar. Birazcık o... hatırlarsanız Leonardo DiCaprio'nun Inception diye bir film var. O filmde de bu insanların rüyasına giriyorlardı. Ve o rüyasında o insanlara böyle bir düşünce ekliyorlardı arkadaşlar. Bu insanlar uyandığında da aynı o şeyi, düşünceyi, eklenmiş düşünceyi, yani aynı onu yaşamış gibi oluyordu, hissediyordu kendilerini. Bu birazcık bunu andırıyor. Bu Inception filmi şey konusunu andırıyor. Konusuna değil de o yapılan şeyi andırıyor arkadaşlar. Bu ihtiyar adamın dediğim gibi hafızasına gireceğiz ve onun yaşadıklarını göreceğiz. Yani geriden arkaya doğru, öne doğru arkadaşlar yaşayacağız o adam hayatını. Ben çok merak ediyorum, gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Ve 1. bölüm dediğim gibi burada bitiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse arkadaşlar, beni seviyorsanız, bu seriyi devam izlemek istiyorsanız lütfen beğeni sembolünü basmayı unutmayın. Beni ve kanalımı destekleyen kadar bu seriyi destekleyin. Ben şimdi çıkıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out.